Değerli izleyenler, tekrardan herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Borsa Teknik'te yeniden birlikteyiz. Evet, borsalarda, Borsa İstanbul'da yeni bir rekorumuz var. 3323 puanla görülen en yüksek seviye yeniden tazelenmiş oldu. Evet, baktığımızda Borsa İstanbul'da haftaya rekorlarla başladık dedik. 48.8 milyarlık işlem hacmi var şu an itibariyle. Bu sabah enflasyon rakamlarını aldık. Enflasyon tabii aylık bazda bir miktar %2 olan beklentinin altında gerçekleşmiş oldu. Diğer taraftan alt endekslere bakıyoruz. Bugün yine bir bankacılık rallisi yaşanıyor. %4,5 kadar bankacılık endeksi artı seyrediyor. Bankalarla birlikte endekste aynı zamanda demir çelik rüzgarı da esiyor. Kardemir'de tavan Ereğli tarafına bakıyoruz. Orada da %8'lik yükseliş söz konusu. Uzun bir süredir uykuda olan demir çelik sektöründe de bugün günlük bir ralli yaşıyoruz. Evet, 49 milyar yakın hacim var dedik. İlk sırada zaten Ereğli'yi görüyoruz. Onu Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, emlak konut gibi paylar takip ediyor. Emlak konutta da yükselişler %8'e ulaşmış oldu. Diğer taraftan dönüyorum. Halkbank'ta da tavana yakın bir fiyatlama söz konusu. Hakikaten hisse ve sektör bazlı hareketlerde anormal fiyatlamalar var. Evet, endeks %3 artı dedik. Viyop'ta da %2,5'un üzerine bir yükseliş görüyoruz. Diğer taraftan kur cephesine bakacak olursak orada 18.22 şu an için fiyatlama. Euro Türk Lirası 18.09, özellikle paritenin 0.9.28 seviyesine gelmesiyle birlikte Euro Türk Lirası da tekrardan Dolar Türk Lirası'nın altında bir seyre işaret ediyor. Sepet kurşu 18.15 ve gram altın fiyatları ons altındaki yavaş yavaş tepkiyle birlikte 1000 lirada destek bulmuş durumda, %0,60 kadar. Yukarıda diyelim, fiyatlamalara bir nokta koyalım isterseniz. Şimdi bu fiyatlamaların teknik tarafıyla devam edelim. Evet, Borsa İstanbul tarafında ben de şöyle bir saydım. BIST 100 endeksinde 8 hisse artı biri de yatay diyelim. 9 hisse dışındakilerin tamamı pozitif. Yani hocam hoş geldiniz. 91 hisse BIST 100'de şu an pozitif. Bir genele yayılma söz konusu. O yüzden bugün sanıyorum yatırımcıların çoğu mutlu gibi görünüyor. Hoş geldiniz. Evet. Artık mutlu olsunlar yani, ne yapalım? Eziyet çektiler uzun süredir. Yani senelerdir dolar bazında bayağı bir eziyet çekildi. Fiyatlar aşağıya gitti. 180 dolara geldik hocam bu arada. Dolar bazında demişken, bu biliyorsunuz 175 dolar eziyeti vardı. 182 dolardan işlem geçiyor şu an Borsa İstanbul tarafından. Evet evet, oraya doğru gidiyor. İşte ortalamaların üzerine çıktı. Yani 50 haftalığın ortalamanın üstüne çıktı 50 haftalığın. Onun dışında şu anda da 50 aylık ortalamayı zorluyor. Yani 4 senenin ortalamasını zorluyor yukarı yönde. 2018'den beri 12.500 seviyesi 4-5 kere denendi. Bir sürü olaylar oldu. O oldu, bu oldu. Bir türlü kırılmadı. Şimdi de yukarı yönde 17.500 falan. Orası geçilince 20.000'e doğru. Eski rakamlarla 2 dolara doğru da hareketlenme olabilir. Çünkü o tarafta bir tane boşluk hala kapanmak için bekliyor. Bu rallide mi kapanır, yoksa bir geri çekilme yaşanır daha sonra mı kapanır? Onu tabii bilmek biraz zor. Yani şimdi tabii dün cuma günü genelde bankalarla beraber bir hareket oldu. Daha ziyade bankalara özel bir hareketlenme vardı. Diğer taraflar pek o kadar katılmamıştı. Yani katıldılar da o kadar büyük bir çıkışa oranla yeteri kadar kazanç sağlanmadı. Bugün dediğin gibi yani Kardemir tavan, Ereğli yukarıda, işte Cemtaş, şu bu, yani İstemirler falan, bunların hepsi gürü halinde giderler. Şimdi Kardemir'in A'sı, B'si, D'ye, yani onlar da yanaşır. Tavan galiba onlar da. Onlar da tavan olmuş. İyi, tamam. Bankaların çoğu yukarıda. Hepsi yani şeyler de gitti. Kamu bankalarının dışında, diğer dört bankanın da dışında başka bankalar da var. Yani TSKB, Şekerbank, Albaraka, şu bu falan, bir sürü bankalar var. Bunlar endekse pek fazla etkilemeyen kağıtlar belki, ama onlar da yukarıya doğru hareketlendi. Onlarda da yukarı yönde hareket var.
Yatırımcı artık ben para kazanamıyorum filan demez herhalde. En azından zararları çıkar. Bir kısım insan 2020-2021 senesindeki o arada iyi para kazandı ama tepelerde girenler maalesef bir senedir 8 ay, 9 ay, 12 aydır falan yatay veya aşağı yönde bir piyasanın içinde kaldılar. Daha ziyade kağıtlarda, yan tahtalarda biraz macera aradılar. Ve onlar endeks, ana kağıtlar yukarı giderken bu sefer pek fazla para kazanamamışlardı veya zarar ettiler. Şimdi onlar telafi ediliyordur. Bakıldığında Türk lirası bazı da biraz yani insanı yanıltabilir. Çünkü bu çıkışın en büyük sebeplerinden bir tanesi enflasyon. Yani Türkiye'de her şey yukarı gitti. Yani kim ne derse desin. Geçin o işleri. Sen markete git kardeşim. Enflasyonun ne olduğunu markette, sokakta, sana gelen serviste, şunda bunda göreceksin. Buzdolabı olmuş 25 bin lira. Yani neyin enflasyonunu bahsediyoruz yani? İnsanlar o kadar para kazanıyor mu ya? 5 bin lira, 5500 lira alan ne alabilir ya? Yazlıkta bir tane çamaşır makinesi var, bozulmuş. İşte gittiler bizimkiler, geldiler. Ne oldu kardeşim? Çamaşır makinesi bozuldu. Tamiri daha beter. O parça, bu parça, o eksik. Yani biliyorsun klasik. Ne kadar? 10 bin lira. Bir çamaşır makinesi 10 bin lira. Vatandaş 5500'e çalışacak da mı alışacak? Yani bunlar çok, fiyatlar çok uçtu. Ya işte gayrimenkul uçtu, altın uçtu, dolar uçtu, o uçtu, bu uçtu. Dayanıklı mallar uçtu, arabalar uçtu. Kala kala bu ürünleri üreten hisseler kaldı yani, piyasa kaldı. Burası da uçtu. Doğal olarak. Yani bu şirketlerin ortaya koyduğu hizmet ve ürünler uçuyorsa en sonunda millet ya bu şirketler de uçar dedi. Geldi buraya. 4 senedir yatay bir alan içinde. Yani biz anlatıp duruyoruz senelerdir. İç içe matruşkaları çiziyoruz. Mergen'in matruşkaları, iç içe giderek büyüyen matruşkalar, çanak içinde giderek büyüyen çanaklar, şunlar bunlar. Yani biz boşuna mı konuşuyoruz? Anlattık durduk. Uzun zamandır da. Piyasalar, yani normal şartlarda bir tek meteorun düşmediği kaldı. Türkiye buraya layık değil kardeşim. Ama baktığında Türkiye'nin de çok çalışması lazım. Yani Türkiye'nin eğitim alanında ve birçok yerde çok kaliteli insanlara ihtiyacı var. Bilgili ve kaliteli insan yetiştirmek lazım. Yani milleti oraya buraya yerleştirmeyi bırakın artık ya. Bu yıllardır böyle. Bu ülkenin en büyük problemlerinden bir tanesi. Koca Osmanlı çöktü ya bu şekilde. Koca Osmanlı çöktü gitti. Ordunun başına bilmem kimi getir. Onu oraya ata, bunu buraya ata. Kapasite yok. Olsun, ata gitsin. Ata ata işte en sonunda geldi noktaya. Yani bilgi çok önemli. İşi yapacak insanların belli yerlerde o yerlere gelmesi çok önemli. Onlar olduğu takdirde bu ülke hakikaten kalkar yani. Kalkar gider. Ha, o hayal ettiğimiz işte ilk ona gitmek, Şampiyonlar Ligi'nde büyük devletlerle çarpışmak filan bunlar olacak şeyler. Ama dediğim gibi ne diyorlar? Liyakat mı? Evet. Yani insanların olması gereken yerlerde, olması gereken insanların şey yapması, yer alması. Her yere herkesi koyamaz. Yani Allah'ın muhafaza. Çok büyük olaylara da sebebiyet verirsin. Yani o şekilde hareket edersen. Bir makas tren rayında, bir makas değiştiricisi bile çok önemlidir. Ne yapacağını bilmeyeni koyarsan gitti. Çarpıştırırsın trenleri. Koyarsan bir tane trafik polisini eskiden vardı biliyorsun meydanlarda. El kol hareketiyle trafiği idare ederdi. Sen geç, o dur bir dakika, sen
öteki tarafa yol verir falan filan. Şimdi tabii ışıklar var belki ama o zaman da ışıklar vardı. Ona rağmen trafik polisi vardı. Ortada böyle bir silindirin içinde dururdu. Şapkasıyla falan. 70'li yıllarda görmüşsünüzdür resimlerde. İşi bilmeyen birini koyarsan oraya bir süre sonra o otomobil ötekinde çarpışır. İkisine birden yol verir. Tamam gitti. Olmaz. Her yerde bu iş böyle. Evet, endeks biraz fazla açılmaya başladı yukarı yönde. Nasıl bitecek? Ters yüzle bitecek. Ortalamalara saat... doğru mu hocam? Tabii tabii. Bir gün 15.30'da bir anda bütün kurumlar, bütün yatırımcılar, büyük fonlar bilançolara bakacaklar diyorsunuz. Bilançolarına bakacaklar. Ne oluyor bu bilançolar diye. Ve 10 dakika içinde karar vererek bu bilançoları değerlendirip diyecekler bu olmadı. Patır kütür patır kütür gidecekler. Veya S-400 geçenlerde bir denediler ya -80. S-400 meselesi de bizim malları çakmamız için iyi bir bahane olabilir. O da cepte. Ama bilanço analizi çok önemli canım. Mesela cuma günü 15.30'da tam 15.30-15.40 bilanço analizi yapıyor bütün şirketler. Ya gidin Allah'ını severseniz ya külahımı anlatın ya. Ay. Yani tamam zekamızla oynamayın artık yeter ya. Bıktım. Ne kadar akıllı zannediyorsunuz kendinizi ya. Gayret bir şey. Yani. Ama bu şekilde bitecek. Onun başka şekilde bitmez. Yukarıya doğru tam gaz. Tam dans. Dansın ritmi iyice artar. Müzik son hatta. Bir tokat tamam. Arkasından bir daha patlattı mı gitti. Gene yatırımcılar tepede bir yerde kaldı. Onun için yakın takip lazım. Artık yakın takibe girdi bu iş. Yani bırakayım gitsin noktasında değil. Daha yukarı gidebilir mi? Gidebilir kardeşim. Ama bir yerde ters yüz olacak. Bu böyle öteki türlü yavaş yavaş olmaz. Yani yukarı giderken malları yollarda eğer yatırımcıların sırtlarına yükleyeceklerse bir yerde bir çakacaklar. Ama nerede olur? Belki de 20 bin dolarda olur. Orası belli olmaz. 15.30'da. Her cuma 15.30'dan 15.30-15.40 bilanço okuma zamanı. Geçelim. Geçelim hocam. Haftalıkta bakalım mı haftaya başlarken o zaman? Haftalıkta bu da yani saptık. Haftalık grafikte evet. De. Evet. Yani şey Challenger uzaya gidiyor. Bakalım hayırlı işler. Bakıldığında. Ama bankalarla beraber gidiyor. Bu bankaları da alıyorlar. Arkada bir dümen var. İş dönüyor o kesin. Yani şimdiye kadar 4 senedir bankalar sürünüyordu. Ya geçen gün biz bağırıyorduk daha kısa süre önce. Garantiyi veriyorsunuz bu fiyatlara. İnsan utanır ya. 60-70 sente garanti veriyorsunuz. Bu değerde olmaz ki dedik. Vermeyin diye yırtındık. Akbank konusunda konuştuk. Bizde var mı? Bizde de yok. Yani bir anda Akbank 13 lira falan filan. Ne oldu? Bu kağıdı 6 lirada, 5 lirada, 6,5, 7 lirada beğenmiyordunuz. Şimdi canavarlar gibi 14,5'te Petkim alıyorlar. Aldır. Kardeş bir hafta önce kağıt 8,5 liraydı ya 9 liraydı. Hani gitmiyordu. Yani. Sarı cam 22 lirada. 16'ya verildi. Yani onun için şimdi de tabii yani yukarı yönde hareket hala ortalamaların üstünde giderek açılıyor fark. Bakalım. Yani genelde ortalamalardan artık 3500'de mi, 3800'de mi, aradaki mesafe ne kadar açılır göreceğiz. Yani nerede ip kopacak. Ama şu anda yukarı gidiyor. Yani bir şey diyemezsiniz. Yararlanmak lazım. Yararlanabiliyorsan. Evet. O 2350 seviyesindeki hani destek vardı ya.
kırılırsa kötü olur dedik. 2000'e kadar gider. Bakın 2350 nereden dönüyor? O 20 haftalık kırmızı renkli ortalamanın orası. Onun için orası kolay kolay kırılmadı. Zaten kırılsa boşalırdı aşağıya doğru. Ama kırılmadı, oradan zıpladı. Ve şimdi de 2350, 3350 desek, yani 1000 puanlık, 10 bin puanlık falan, 100 bin puanlık falan eski rakamlarla rally oldu. Ama çoğunluğu hakikaten bankalarda oldu. Bankaların bu kadar gideceği, tamam gidecek de bu kadar hızlı, kısa sürede bu kadar hızlı gideceğini de çoğu kişi, yani bankaların gideceğini tahmin etmiştir de, bu kadar hızlı, bu kadar kısa sürede gideceği pek tahmin edilebilir. Biraz zamana yayılabilirdi. Demek ki arkada başka bir iş dönüyor. Bankalarla ilgili. Yeteri kadar kar ettiler zaten. Yani küfeyle kar ediliyor. Yani damperlileri doldurur karlar. Baktığınızda yani bir tek vatandaş kar edemiyor. Vatandaşa doğru her zaman şey, maliyeti kurtarmıyor, maliyeti kurtarmıyor, o maliyeti kurtarmıyor, bu maliyeti kurtarmıyor. Ne maliyeti kurtarıyor ki? Kurtarmayan maliyetlerle her yerde büyük karlar ediliyor şu anda. Evet. Bakalım kış nasıl geçecek? Doğal gaz, elektrik, şu bu falan filan derken. Ya Allah garibana yardım etsin diyorum ya. Üzülüyorum ben. Zor geçecek hocam. Evet. Hakikaten üzülüyorum ya. Böyle onuruyla gidip de birilerinden para istemeyen insanlar da var biliyor musun? Yok yani öyle bir şey yaşamamış hayatında. Çok talan oldu bu ülkede ya. Hele arazi üzerinde çok talan oldu. Onurlu insanlar İstanbul'un büyük bütün bölgelerinde hiç gidip de dört tane şey çakıp burası benimdir, İki tane şahit, bir tane bilmem neyle beraber bu arazileri filan devlet hazine arazilerini çarçur etmediler. Talan etmediler. Edenler bugün dehşet zengin. Etmeyenler bugün hala işte hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Adalet, adalet falan deniyor da. Yani neyin adaleti ya? Yapanın yanına kalan bir dünya. Hikaye. Başka bir dünyaya gittiğimizde mutlu olacakmışız filan. Yani inşallah. Yani burada dürüst yaşayanların çoğu eziyet içinde ya. Felsefesine aykırı. O zaman. Hani bir laf vardır ya, kötülere bir şey olmuyor. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Öteki dünyada iyiler değerli. Ödüllendirilecek falan filan. İnşallah. Ama bu dünyada ödüllendirilmiyor. O kesin yani. Yaşayan görüyor zaten. Yani 5 kuruş olmadan ucuz ucuza bütün arazileri, oraları, buraları kapatanlar bugün trilyoner. Öteki vatandaş niye almadı hazine arazisini? Kapat, af, kapat, af, 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 af. Birileri zengin oldu. Dürüst yaşayanlar, olmaz zaten. Geçelim. Hocam başka dolar bazlı da bakalım mı? Dolar bazında da zaten 182 yatay dolardayız. Alanın üstüne doğru gidiyoruz. Çanağı kırdı. Sağ taraf biraz boşaldı. Sağ tarafta evet biraz daha çalışma olup da oradan sonra yukarı kırsaydı daha da güzel olabilirdi. Yani daha sağlıklı olabilirdi ama şu anda yukarı yönde gidiyor. Haftalık grafikte al sinyali geldikten sonra Macide haftalık grafikte al vermiş, ala dönüşmüş. Siz şöyle olur böyle olur. Öyle böyle olmaz kardeşim. Macide haftalık grafikte al veriyorsa rally bir haftada, 2 haftada bitmez. Geldi buraya 2, 4, 6, 7, 8'e doğru geliyor. 8 biraz kritik bir rakam. Fibonacci sayısı. O kısmı Selçuk'a soracağım ben.
Yarın burada zaten hocam, üzerinden geçeriz biz de. Yani Selçuk 8. haftada bir şey oluyor mu olmuyor mu, ona göre pozisyon tutacağım diyeceğim. Hocam takma kafana, 8'i geçerse 13. haftaya gider diyecek. Yapma ya Selçuk, gene malsız kaldık diyeceğim. Ama onunla da iyi şakalaşıyoruz. Yani gır gır şamata. O da yatırımcı peşinde koşan, yatırımcıyı yani zarar görmemesi için koşturup duran bir çocuk. Çok insanlar var ama böyle yani. Arkasında durabileceğim. Yani ya hocam sen kimsin, milletin arkasında duruyorsun, sana mı kaldın diyebilirim. Yani ama hakikaten bildiğim kadarıyla, kişiliklerini bildiğim kadarıyla arkalarında hakikaten, evet arkadaşlar şu insanlar hakikaten yatırımcının dostudur. Yanılabilirler ama yanılgıları, her insan yanılabilir. Ben de yanılıyorum gerektiğinde ama yanlış yapmazlar. Öyle insanlar da var. Onları da küstürüp durmayın. Bıdı 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 bıdı. Burada da direnç geçiliyor. Sol tarafta bir boşluk var. 20 bin civarında, yani 200 civarında kapanabilir de ya. Belli de olmaz yani. Şimdi de devreye şeyi soktular. Söyle adını. Demir çelik sektörünü soktular. Evet, Topo yaptı. Tabii. Ereğli daha aşağı gitmedi. Niye gitmedi? Ya belli. 50 haftalık ortalamadan döndü kardeşim. Yani ortalamadan döndü. Daha aşağı gitseydi zaten 61.8'lik 23 civarı bekliyordu. Ama gitmedi. Ortalama geldi oraya, dayandı. Hop dedi, bir dakika. Yani evet, geçelim bakalım neler oluyor. Hocam Akbank'la başlayacağız ama ilk yarıyı bitirdik der yönetmenim de. Bir es verelim o zaman. Kısa bir molaya gidelim. Ondan sonra biraz yani sese bakalım. Işte bak, gayrimenkul sektörüne girdik. İlk yarıyı bitirdik. Olsun hocam. İlk yarıyı bitirdik güzel sohbetinizle. Gidelim kısa bir araya. Akbank'la hemen akabinde başlayacağız efendim. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akbank diyelim hocam. O zaman hemen %3'lük yükseliş var. 13.42-43, 13.67'yi gördük. Yani burası da dolar bazında bakıldığında ortalamaların üzerine çıkıyor. Çanak katlandı. Yani sarı renkli çanak katlandı. 7.65-9.65 desek yuvarlak 2 lira. 2 daha koy 11.65. 11.65 nerede? Kağıt 13.5'lara falan geldi. Yani aldı başını, ortalamaların üzerinde tırmanıyor. TL bazında trend yukarıya. Dolar bazına baktığın zaman da, dolar bazında da şu anda haftalık ortalamaların üstüne doğru tırmanma çabası içinde. Üstüne geçti diye düşünüyorum. Yani bir zamanlar 4-5 dolar olan kağıtlar bunlar. 2010 senesinde oralarda dolaşıyordu ama tabii ki Türkiye'de dolar 12 katı yükselince son 10 senede kağıtlar maalesef aşağıya gitti. 10'da 1'e inen var, 20'de 1'e inen var, 15'te 1'e inen var. Yani çok değer kaybettiler. Şimdi onların bir kısmını işte telafi etmeye çalışıyor piyasa. Kağıt yukarı yönde gidiyor. Çok fazla açıldıysa, yani gereğinden fazla kısa sürede çok fazla prim yapıyorsa, o zaman 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 seans içinde, yani gün içinde filan kar satışları geliyor gidiyor. Yani alanlar satanlar filan, orada bir dengelenme oluyor. Sonra gene şu anda görüntü itibariyle ortalamaların üzerinde olduğu sürece trend yukarıya, öyle gözüküyor. Bankacılık sektörü biraz fazla hızlı gitti ya kısa sürede. Onun için böyle bir tedirginlik var ama uzun zamandan beri de gitmemişlerdi. Bir de o tarafı var işin. Evet, geçelim. Hocam, Medical Park diyoruz. Bugün endekse göre negatif ayrışan hisselerden bu arada. %0,72 kadar aşağıda, 41.60. Yani kendine özgü. Evet. Yukarıya doğru giden bir trendi var. 13 liralardan falan kaptırdı. Geldi 43-44 liralara kadar gelmiş vaziyette. Yani ortalamaların üzerinde
sallan yuvarlan gidiyor yukarıya doğru. Bir çanak yapıldı. Şimdi çanağın üzerine gider gibi yaptı. Fazla kendisini atamadı çanağın üzerine. Oralarda boğuşuyor. Ortalamaların üzerinde ama gene de çanak katlarsa 50'nin üzerine gider. Ama onun için de biraz zaman lazım. Yani burada dipleri birleştirirseniz tepeleri de birleştirin. Bir paralel çekin tepeden geçecek şekilde. Muhtemelen bu bir çıkış kanalı içinde. Yukarıya doğru tırmanıyor. Şimdi ortalamaların civarında biraz yani alanlar, verenler 28'den gelmiş 40'a 12 lira yapmış. Hatta 44'ü düşünürsen 28-44 ne etti? Yaklaşık 16 lira filan. İyi para. 28 liralık kağıtta 16 lira kazanıyorsun. Dolar da bu arada bir yere gitmiyor. 18 lira civarında dolaşan bir dolar da dolar bazında baktığında %60 dolar bazında da para kazanmış oluyorsun kısa sürede. Kim veriyor bu parayı dolara? %60 karı. Birileri alır. Birileri bir satış yapar. Trend yukarı ama kısa vadede biraz boğuşabilir. Normal. Çanak direnciyle boğuşuyor. Uzun vade hedef 50'nin üzeri olabilir. Geçelim. Evet, mavi diyeceğiz hocam. Yatay pozitif orası da tam 70 liradayız mavide. Evet, burası da iyi gitti bakıldığında. Yani bıraktım 19-20 liraları, 26'dan kaptırdı. 26-40-41 arasındaki çanak 15 lira. 26-15 lira 41'in üzerine koyarsan 46-56. 56'yı geçti. 73'lere gelmiş. İyi çıkmış yani. Bayağı dikilmiş. Burada kar satışı gelirse de şaşırmam. Direnç 73'te. Hareketli ortalama desteği var. 67'de. 67'nin altına yalnız kayarsa o zaman 61-62'ye doğru. Çünkü 50 günlük ortalama da yukarı doğru çıkacak ya. O biri çıkarken öteki düşerken falan o zaman kırmızının altında. Yani 61-62 oralarda 62'lere doğru bina orada bu sefer destek bulmaya çalışır. Ama ana trend yukarıda kısa vade kar satışı gelirse şaşırmam. Biraz dolaşabilir buralarda. Sindirme çabası olabilir. Bu kadar kazancı biraz da sindirmek lazım. İyi çıktı yani. İyi gitmiş. Tebrikler, bravo. Geçelim. Evet, Yunsa diyoruz hocam. Yunsa ile devam edelim. Yunsa %6 yukarıda bugün. 51.45, 51.60 çalışıyor. 52.20'yi de gördü bu arada. Evet, yani sonu sağ ile biten bir başka kağıt. Nasıl Sasa ise, Sasa'da yıllar önce Sabancı sattı. Çıktı kağıttan, aldılar kağıdı, uçurdular. Yunsa, bu da satıldı 4 lirada. 4 lira 30 kuruş mu ne? Oradan gitti 10 liraların üzerine. 13-14 mi ne yaptı? Sonra tekrar geldi. 10 lira civarında dengelendi. Spekülatörü de topladı herhalde malı. Sonra bastılar gaza. Şu anda ortalamaların üzerinde kağıt 10 liradan 50 liraya 5 katı yapmış vaziyette. Bakıldığında lot da az. Lotlar da az olduğu için kontrolü de kolay. Yani tahtaya fazla lotlarla girersen silkeleyebilirler seni. Çünkü lotları kontrol edebiliyorlar. Kim varsa orada. Fiyat kırmızı renkli 20 günlük ortalamanın üzerinde tırmanıyor. 49. Bugün 51'in üzerinde bir yerdeydi galiba. 51.45, 51.65 hocam. 52.20 gördük. 51.45 şu an 52.20'de evet. Görüldü. 52'ye kadar biraz açıldı yukarı yönde ama trende bakarsan trend ortalamaların üzerinde yukarıya gidiyor. Vagonda kalacaksın uzun vadeli yatırımcıysan. Kırmızı renkli 20 günlük ortalama her seferinde kağıdı yukarıya doğru itiyor kardeşim. Evet, geçelim. Hocam sarı taksiyle devam edelim. Nedir bu sarı taksi diyenler olacaktır. Ahmet Hoca ile birlikte aramızda bir şifre demeyeceğim. Herkes öğrensin. Evet. Türksel. %3, gene geldi. 22.48. Sarı taksiye ithafen Tobo'nun olduğu yeri de sarıyla boyadım.
Orada milleti silkelediler. 16-16.44 falan filan. Oradan kaldırdı. Tekrar 22'lerin oraya getirdi 24'e. Direncin olduğu yere geldi. Yani biz de dedik. Kardeşim bu 16 lirada niye duruyor bu kağıt ya? Yani Türkiye'nin belli başlı şirketlerinden bir tanesi. Tonla para veriyoruz. Yok efendim uzun vadeli kontratlar yapıyorlarmış da dolar yukarı gitmiş de vatandaş hani var ya 2 senelik abonelik yapıyorsun 3 senelik aboneliğe. Kimse 2 senelik 3 senelik abonelikte durmuyor zaten. Hallemediyorlar, kallemediler bir şeyler oluyor falan filan bir bakıyorsun girdiğin paketin dışında başka bir pakettesin. Daha fazla para alıyorlar yani şu veya bu şekilde. Hepsi usta. Yani burada her şey sektörde böyle 2 sene 3 senelik kontratlar, montratlar, işte kendisini bağlamalar bilmem neler yok öyle onlar çalışmıyor. Eninde sonunda kablo TV olsun, o olsun, bu olsun fiyatlar gidiyor yukarıya. Burada da gitti. 24'e doğru gelirken kardeşim 23.5 gibi direnç var burada. Satıcı gelir. Hızlı çıktı. Kar realizasyonu olursa da şaşırmam. Ama dolar bazında bakıldığında kağıda bakıyorsun. 1 doların biraz üzerinde. Bu kağıdın halka arz fiyatı 4 dolardı zamanında. Ne diyeyim ki? Yani daha oralara falan bile gelmedi. Ama çoğu kağıt böyle maalesef. Türkiye'nin bütün şirketleri çok ucuza dolar bazında kapatılmak üzere yani teslim bayrağını çekmiş vaziyetteydi 4 senedir. Evet, inşallah 16-24'ü katlar da 30'lara doğru falan gider. Göreceğiz. Bakalım ama kısa vade biraz satıcılı geçebilir. 24 civarı. Evet, geçelim. Egen diyoruz hocam. Egen Endüstri'ye çok soran oldu geçtiğimiz hafta. Umuyorum şimdi onlar da yayını izliyorlardır. %1'in üzerinde artı 2445 diyene kadar 42 oldu. İşte yatırımcı burada. 1 lot 2 lot tabii 3-5 lotuyla girdi. Para kazanıyor. Kağıt yukarı gidiyor. Sonra bir düzeltiyor. Düzeltmeden sonra bir daha patlıyor yukarıya. Tamam mı? Bir önceki tepeyi geçiyor. Sonra gene düzeltiyor. Sonra gene bir hızlanıyor. Gene bir önceki tepe. Yani tepeler tepelerin üstünde, dipler diplerin üzerinde. Çıkış trendi yaşanıyor. Hala da gidiyor. Yeşil katlanmak üzere çanak. Sarı çanağı katlarsa orası 2500. Aşağı taraf kaç? 2100 falan desek. Nereden baksan 3000'e doğru yolu var. Olur mu? Olabilir. Lotlar az. Sahibi herhalde kontrol eden kişi burada. Kimse. Veya belki de grup bilmiyorum. Ama kağıdı sahiplenmişler. Yani yukarı aşağı, yukarı aşağı ama sonunda yukarı yönde kağıdı sürüklüyorlar. Lokomotif vagonları çekiyor. Küçük yatırımcı da 10 lot, 5 lot, 20 lot neyse nemalanıyor yani. Trend yukarı. Yani enjoy the ride dedikleri yani seyahatin tadına bakın. Yeşilin altına inmediği sürece 50 günlük ortalamanın altına inmediği sürece sarı renkli çanağın katlanmasına müsaade etmek lazım. 3000'e doğru. Geçelim. Geçelim hocam. O zaman Türk Hava Yolları diyelim mi? Tabii. Evet. Evet. Nereden nereye? 73.45. Yani bunun da derdi 4,5 dolardadır yıllardır. Hı hı. Dolar 20 lira olsa 90 lira. Dolar 18 olsa 4,5 dolar. Evet de 18-36, 72, 9 daha koy 81. Hedefler orası. Orada tepe oluşursa oluşur. Yıllardır 4,5 dolarda tepe oluşur. Trend. Trend yukarı. Türk Hava Yolları şu an kaç yani, dolar diye soracak olanlar için Türk Hava Yolları şu an 4 dolar. Evet. 73'ü 74'ü 18'e bölün kardeşim. Anlık kura böleceğiz. Evet. 3 aşağı 5 yukarı neyse ne yani orada bakıldığında. Yani 18-20'ye bölersin. Dolar 18-20 ise.
kırmızının üzerinde, 20 günlük ortalamanın üzerinde. Oraya çarpa çarpa gidiyor. 50 günlüğe bile değmiyor artık. 20 günlüğün üzerinde gidiyor ki talebi gösteriyor. Yukarı doğru da trend ediyor. Bırakalım gitsin bakalım 4,5 dolara. Ne diyelim? Yani 58'in altına gelmediği sürece 50 günlük ortalama orada. 58'in altına gelmediği sürece 58,5 falan kağıdı bırakacaksın. Bakalım 90'lara doğru gidiyor mu? Yani enflasyon da zaten katkıda bulunuyor. Yukarı doğru gidiyoruz. Fiyatlar arttı. Yani çoğu yerde fiyatlar arttı zaten. Yani bir tek yani maaşlar artık maaşlar büyük bir kütlenin maaşı artışları karşılamıyor kardeşim. Ama öğrendiğim kadarıyla da Türk Hava Yolları'nın booking dedikleri yani uçakları doldurma, müşteri potansiyeli filan artmış vaziyetteymiş. Yani uçaklar, seferler dolu. Yurt dışına filan. E iyi. Demek ki Türkiye'de yurt dışına da gidebilecek bir kütle var. Yabancılar falan da geliyor gidiyor, uçuşlar başlıyor. Bir de şimdi yeni hikaye çıktı. Avrupa'da donacak olan insanlar Türkiye'ye artık Antalya'ya alan gelecekler. Evet. Kış mevsiminde. Ne güzel. Demek ki 12 ay turizm var artık. Hadi hayırlısı. İyi şeyler olsun canım ülkeye. Allah Allah yani. Hadi bakalım. Geçelim. Geçelim hocam. Park elektrik ile devam ediyoruz. O da %8,5. 14.45, 14.55. Ne oldu kardeşim? Roket. Roket evet. Yani 7 lira ile 6 lira arası... Ya nereden baksan 8 ay geçirdin. Ne oldu yani? E hop. Kağıt bir koptu 6 liralardan falan. Tut tutabilirsen. Şu anda kaç? 14'ün üstünde herhalde. 14.55. 55 hocam. Yani neredeyse 2'ye katladı. E fazla dikildi. Daha da gider mi? Vallahi sky is the limit. Yani gökyüzü sizin limitiniz artık bilemeyeceğim. Ama böyle 90 derece çıkışların sonunda ne olduğunu biliyorum. Ama nerede olacağını bilemem. Çünkü o buradaki vatandaşın eşref saatine bağlı. Kararı o verecek. Nerede ne yapacağını. Artık belli bir noktadan sonra çok yakın stoplarla iş yapmanızı tavsiye ederim. Yani bir anda yukarı gider gibi olup bir anda tabanda karşılaşmayın kendinizle. Ha, buradan olmayabilir. 20'ye de gidebilir. Belli olmaz dediğim gibi. Buradaki kontrolör kimse onun isteğine bağlı. Nereye gideceğim? Hikayesi de varsa götür götür ama 90 derecenin sonunda genelde hareketler 90 derecede ters tarafta oluşuyor. Canınız yanmasın. Geçelim. Geçelim hocam. yine yatırımcıların diğer sevdiği hisselerden birisi, şirketlerden birisi. Hektaş diyelim mi? Tamam. Evet. Burası da 12'den aldı başını, roketledi 36. Biraz fazla hızlı gitti. Hemen bir düzeltmeye uğradı. Oradan 50 günlük ortalamayı test etti. Maliyet orada 28'de. Sonra bir daha kalkış. 28 36 çanak. 8 lira. 36'nın üzerine 8 etti sana 44. Oralara doğru gitti. 42-43,5 falan oralarda dolaşıyor. Bu ve Sasa yatırımcının gözdesiydi. Şimdi bunlar bu büyük ralliye pek katılmıyor. Yatırımcılar da merak ediyor. Babalar uzun zamandır gitti. Onun için biraz dinlenmeye hakları var ya. Siz bir takım kağıtlar gitmezken bu kağıtlar aldı başını gitti. Hı hı. 3'e, 5'e, 10'a, 15'e katladı. Çünkü bunlar gidiyor bölünüyor, gidiyor bölünüyor. Her ikisi de. İleriye dönük kağıt olarak tutulabilir tabii ki. Ama kısa vadede endeks 90 puan çıkmış, bu niye çıkmıyor? Bankalarda iş oluyor, başka yerde iş oluyor. Buraya gelmiyorlar. Burada zaten iş yapıldı, bitti bir süreliğine. Daha sonra gelebilirler. Öteki taraftaki satışları yapsınlar. Öteki tarafta
hisseleri devretsinler birilerine, oradan aldıkları parayla tekrar buraya gelebilirler bir sonraki tur için. Yani trend yukarı. Ortalamaların üzerinde. Bir sıkıntı var mı? Yok. Ama kısa vadede bu büyük çıkışa cevap vermeyebilir. Çünkü zaten önceden gitti bunlar. Evet, geçelim bakalım. Evet hocam, Penguen Gıda diyelim. Zaten hisselerinde yavaş yavaş, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Penguen Gıda'da fiyat 6.18.19. Bugün de yatay pozitif. Evet, kaldı mı hisse daha? Var, bir 4 tane var hocam. Belki yetiştiririz, bir ihtimal. Tabii canım. Yani Penguen'de de çanak tamamlanmış durumda. Şu anda ortalamalarda çanak direnci devreye girmiş vaziyette. Burası da yıllardır kontrol altındadır. Yani birileri alır, götürür, sonra verir, tekrar alır, tekrar götürür. Yani yatırımcıya iyi yerlerde girersen para kazandırır. Ama tepelerde falan girdiğin zaman, o zaman düşüşlerde de kalıyorsun içinde. İşte 7.5'tan 2.5'a inebiliyor. Sonra tekrar 7'ye gidiyor. Yani 2.5'da malı devrettiysen büyük zarar yazarsın. Yani %60'a yakın düşüş oluyor demek ki 7.5'tan 2.5'a inince. Biraz daha böyle spekülatif bir yer olarak bakılabilir. Çok oynak oluyor. Yani şey olarak biraz daha dikkatli olmak lazım burada. Çünkü kontrol edilebilir bir kağıt. Geçelim. Evet, karton san diyeceğiz. Kartonda da %2.5'luk yükseliş var. 73.75 şu an anlık fiyatlama. Yani bedelsiz veriyorum falan filan diye 300 liradan kağıdı aldılar. 3500 liraya götürdüler. Sonra bedelsiz verdi, bölündü. Ne oldu? 128. O fiyatı bir daha gördü mü? Görmedi. Bitti. Kağıt geldi 40 liraya. 120'den 40'a 80 lirası gitti kağıdın. %66'sı gitti değer olarak. Sonra tırmandı 80'e doğru. 2'ye katladı 40'tan. Ama şimdi hala orada bir boğuşma var. Yani ben 90 üzerine doğru gidebilir diye düşündüm ama ortalamalar kırıldı. Şu anda ama ortalamaların da pek fazla uzağında değil. Ama yan tahtalar bunlar. Buraya birileri gelmeden bu iş olmaz. O birileri de 20 senedir gelir buraya. Eli güçlü bir yatırımcı diyelim. O karar vermeden bu işler olmuyor kardeşim. Öyle yerlerden bir tanesi. Lot az, kontrolü kolay, kontrol edeni de var. Ona göre kendini ayarlayacaksın. Evet, hisseleri 3 aşağı 5 yukarı bitirirken unutmadan da dün gece şahane bir maç vardı. Voleybolda. Yani Türk erkek voleybol takımı biraz iyi antrenör edilebilseydi karar setinde 15'e 12 kaybetti. 12-12 olmuştu maç. İşte bir tane servis kaçır, bir tane bilmem ne yanlış hareket oyunu orada bitiriyor. Bugün gördüm son dörde kalan voleybolda son dörde kalan takımlar İtalya, Amerika, Tunus'u yenmiş, Slovenya var, bir tane de Polonya mı öyle bir şey bakıldığında. Şu maçı yensen dünyada son dörde kalıyorsun ya. Müthiş bir şey. Son 16'dan bir anda. Yani bir maç daha oynayacaksın belki arada ama son 8'i sonra son 4'ü ama Amerika ile kafa kafayasın ve Amerika son 4'e kalıyor. Yazık oldu yani. kızlar da çata çat çarpışıyorlar. Bakmayın hazırlık maçlarına. Hazırlık maçları da 3-1, 3-1, 3-2 falan öyle bitiyor yani. Büyük gelişme var bence yani voleybolda. Daha iyi biraz yani antrenman, voleybol teknikleri falan filan Türkiye kafa kafaya bayağı oynayabilir. Artık dünyadaki büyük takımlarla. Ümitliyim. Bayağı güzel bir spora döndü Türkiye'de. Basketbol biraz. Yani şey oynuyorlar, gevşek. Ciddiyet yok. Hep böyle maçın başı yani boş verme havasındalar. Sonra çabalama kaptan son çeyreklerde falan. Başından gireceksin işe. Bir anda ciddi bir şekilde başından maçın gireceksin.
Bu Amerika maçı da öyle oldu. 2-0 mağlubuz. 2-2'ye geldi maç. Ama muhteşem maçtı. Son iki, yani Türkiye'nin kazandığı maçta çok zevklenirdiniz. Seyredenler hakikaten çok güzel bir maça seyirci oldular. Neyse, görürüz inşallah daha. Şimdi Dünya Şampiyonası'nda kadınlar maçları tekrar başlıyor. Özledik. İnşallah bir dünya şampiyonu çıkarırız. İnşallah. TRT'ye de buradan selam olsun. Yıldız mıldız değil. TRT'nin ana kanalında bu maçlar verilmeli. Çünkü onlar bu işe layık. Evet, geçelim. Hocam, günün sözünde ettik. Oraya buraya da lafı yetiştirdik. Kapanışı, evet. Doğuş otomotivle yapalım o zaman. Aynen öyle. 99.45 şu an anlık fiyatlama. Valla 4 liraydı ya. 4 liradan aldı. E dedik hadi 20-30 tamam. E şey de çıkarttılar bir de bahane. Milleti korkuttular. Manisa mıydı? Evet. Yani orada Volkswagen'in fabrikası kuruluyordu. Kurulamadı. Yer değiştirdi. Yok Romanya'ya gidiyordu bilmem ne falan filan derken. E ama burada kağıt aldı başını. Şahane bir çıkış trendi. Ortalamaların üzerinde hopluya zıplıya kağıt 104 liraya gelmiş. Süper. Yani yatırımcısına korkunç para kazandı. 25 katı. Nereden baksan 2 senede. Evet, sen Perihan, sen böyle kağıtları bize söylemiyorsun. Biz de kendime saklıyorum yani. Hocam. O yüzden kusura bakmayın. Yani fark edilmiyor biliyor musun? Böyle bakıyorsun, ediyorsun, bir şeyler oluyor filan. Sonra bir gün bir bakıyorsun, Allah Allah diyorsun ya, kağıt 25'ti, 48 olmuş. Ne zaman oldu, nasıl oldu? E şimdi baktım, 104 olmuş. Ben 80'lerde bıraktım yani. 80 filan zannediyordum, kağıt 104'e gelmış. Demek ki biraz daha bakmayayım ki 150'ye gitsin, yatırımcı sevinsin. Herkese iyi bir gün dileyelim. Size de hocam. Ben çarşamba günü tekrar görüşürüz inşallah. Bu arada Selçuk'a da soracağız. Kaç hafta sürecek bu rally? Evet, o zaman sizin ağzınızdan ben yarın strateji Selçuk Gönençler'e bunu soruyor olacağım hocam. Sorunuzu aynı iletiyorum. Hadi bakalım. 8 tamam. Mi? 13 mü? Ne yapıyoruz Selçuk? Yine bir altın sayı buluruz oraya. Bakalım. Ağzınıza bulmak sağlık lazım hocam. Çarşamba günü görüşürüz yine EkoTürk ekranlarında. İnşallah. Hadi bakalım. İsteklerini yazsınlar. Evet, istekleri yazabilirsiniz. Çarşamba günü hangi hisseleri konuşalım? Twitter'dan bana ulaştırabilirsiniz efendim. Şimdilik veda ediyoruz sizlere. Yarın sabah ilk seansa tekrardan buluşacağız. Hoşçakalın.